hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına, mutfağımıza güzel, sağlıklı, hayırlı haberler alacağımız bir perşembe olsun efendim. Öncelikle şöyle diyorum, gerçekten o kadar ihtiyacımız var ki ülkemizin üstündeki bu kara bulutlar bu güzel günün yüzü su hürmetine ortadan kalksın. Önümüz Ramazan, haftaya bugün niyetli olacağız ve o mübarek aya erdiğimizde herkes huzurlu bir şekilde inşallah Ramazan ayını geçirmesini diliyorum efendim. Bolluk bereket ayı, bir de efendim tabii ki yardımlaşma ayı, hiçbir zaman unutmayalım. Ramazan'da ekstradan birazcık daha çevremize duyarlı olalım. Bugün gelirken arabada da paylaştım. Fakat gene ekrandan da söylemek istedim. Öncülük yapalım efendim. Biz öncü olalım, arkamızdan inşallah bizi izleyenler de gelecektir diye umut ediyoruz efendim. İşler böyle şeyler paylaştıkça çoğalır zaten ve tekrardan ülkemin güzel kardeşlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malatya, Adıyaman, Urfa ve bunun gibi birçok şehrimiz. Rabbim inşallah tekrarını yaşatmasın efendim. Depremin üstünden bu şekilde sıkıntılı olaylar devam ediyorsa dediğim gibi birazcık da kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum efendim. Bugün Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'ın eşsiz lezzetlerini şefimle birlikte elimizden geldiğince sizlere sunmaya çalışacağız. Dün Urfa yöresinin yemekleri çok beğenilmiş. Ve bu arada DM mesajlarından aldığım kadarıyla yöresel lezzetlere olan hakimiyetimi de sevmişsiniz. İzliyorum efendim. Sonra tamamen içgüdüsel olarak mutfakta harekete geçiyoruz. Öncesinde bana izletiyorlar. Videoları böyle şey yapıyorlar. Diyorum ki ben bunu böyle yapmam, böyle yapayım. Yüksel sen zaten hiç izleme diyor. Direkt girip yapıyorsun. İçimde bir yöre sevdası da var biliyorsunuz. Bugün kıymetli konuğum, şefim Ali Geyik Şef olacak efendim. Hemen kendisini çağıralım. Şefim buyurmaz mısınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız şefim? Oğlum sizleri sormalı. Bizler de işte ülkem gibi birazcık yağmur, birazcık parçalı bulutlu. İnşallah tez vakit toparlanacağız. İnşallah. Güzel haberler duymaya artık ihtiyacımız var. Birlik ve dayanışma içerisinde olmaya ihtiyacımız var bu zor günlerde. Önümüz Ramazan. Ramazan öncesinde de böyle 10 şehrimizin, 11 şehrimizin birbirinden lezzetli tariflerini ekran başına getirmeye çalıştık. Ve çok da güzel bence Ramazan ve sahur önerileri olacağını düşünüyorum. Bugün de sizinle birlikte nardan aşı hazırlayacağız. Doğru, nasıl doğru. Bir lezzet efendim? Şimdi nardan aşı nar sosuyla kaynattığımız, içinde cevizimiz, nohutun olduğu, ufak köfteler, bulgur köftesiyle yaptığımız ufak köftelerin olduğu ve seyir sırasında narla maydanoz kullandığımız bir nardan aşı ve coğrafi işareti almış bir üründür. Evet. Diyarbakır'ın eski lezzetlerinden, evet teşkili yemeğidir. Ayvalı kavurmamız var. Evet. Duvaklı pilav yapacağız. Evet. Cemile tatlısı. Evet, bunu merak doğrudur. Ettim. Bu nasıldır efendim? Şimdi cemile tatlısı taptaba ekmeğiyle, tandırda yapılan taptaba ekmeğiyle yapılan işte pekmezi, yine onda ceviz kullanıyoruz. Az bir su kullanıyoruz katılaşmasın diye. Cemile tatlısı Van'da cemile diye geçer, Diyarbakır'da cemili diye geçer. Tabii Diyarbakır yine bizden önce davranıp cemili tatlısı olarak teslimini aldı. İyi yapmış efendim. Önce davranan kazanır. Ve baba ganuş hazırlayacağım ben de bu güzelliklerin yanına. Serpil'in de çenesi düştü. Gel kameramanların dikkatini dağıtıyor. Gel kız. Ve patlıcan da biliyorsunuz Diyarbakır'da olmazsa olmazların arasındadır. Serpil dünkü spordan sonra ve dünkü story'den sonra yoğun bir soru geldi. Serpil'i spor yaparken düşünemiyoruz dediler. Hani şişman diye şişman mı yemek? Hani bu kadar hani rahata düşkün şişmanlıkla alakası yok. Ve senin pestilinin çıkmış olduğu fotoğrafı paylaşınca dediler ki Nermin canına okumuş dediler. Gerçekten şef ben bugün böyle şöyle durasım var. O da bende. Ben ne yaptım? Söyle. Şu an. Ufa yemeklerini birlikte yaptınız. Birlikte yaptık şefim de. Ben ucumuz vardı vallahi kollar kalkmıyor, bacaklar kalkmıyor. Serpia deliha gibiydi diyorlar. İşte. Ben ne yaptım? Bir de bana dedi yapma. Dedim ki Nermin çalışma ağırlık. Dambılla ağırlık çalışmak nedir şefim? Şuralarım şu an bitik vaziyette ama çok sevdim ağırlık çalışmayı. Ağırlık çalışmaya devam etseydi. Bir de hediyeleriniz var şefim. Hediye yapacak ben. Bu nedir efendim? Van peyniri. Van peynirimiz biliyorsunuz. Kahvaltı Van çok kahvaltı severim. Çok meşhur. Otlu peynirimiz. Bu otlu peynirimizi Van'daki girişimci bayanlar eskiye dönüş, öze dönüş diye küplere basıp küplerde toprağa gömmeyi düşünüyorlar. Yok. Bir belli başlı işte 10 tane bayanın birleşip ağaçta bir kopar. Ne kadar güzel. Ve
Üreten bir kadın. Bayan dayanışmasıyla güzel bir şekilde ön plana çıkartmayı o zaman bu güzel hediyeniz için çok teşekkür ediyorum güzel kardeşlerime. Allah razı olsun. Bir de kitaplarınız var şefim. Kitapların özelliği nedir? Şimdi ben bu kitapları yazarken tamamen sahaya inerek çalışıyorum. Köy köy dolaşıyorum. Anneleri, teyzeleri, işte yaş olarak büyük olan bizim değerlerimiz, büyüklerimiz, onlar bizim kültürümüzdür biliyorsunuz. Onlarla sohbet ediyoruz, çekim yapıyoruz. Onlar benim yanımda yemekleri yapıyorlar. Eski tatları bir daha gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz çok kökenli bir kültürümüz var, yemek kültürümüz var. Tabii ki kaybolmaması gereken lezzetler. Onların kaybolmaması için böyle çalışmalar yaptık. Emeğinize sağlık. Üç kitap çıktı. Şu anda endemik bitkilerle ilgili dördüncü kitabımı yapıyorum. Maşallah. Allah yolunuzu açık etsin efendim. Ve Nermin'in Enfes Mutfağı izleyicilerine bugün salep hediye ediyoruz 10 kişiye efendim. Videoyla paylaşmış bulunmaktayız sayfamızda ve bugün özel indirim de var, benim story'imden kaçırmayın derim, tıklayıp direkt sipariş de edebilirsiniz. Sponsor firmaları takip edip detayları son videomuzda izleyebilirsiniz efendim. Salep geliyor bugün tarçınlı, kış ayın vazgeçilmez. Evet, herkese birer kutu. Ne güzel. Nardan aşı. Hemen malzemeleri sayalım, siz de yapımına başlayabilirsiniz. Bir su bardağı köftelik bulgur, 500 gram kıyma, yarım çay bardağı nar ekşisi, 1 adet nar, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı ceviz içi, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı salça, 1 tutam maydanoz, kuru reyhan, pul biber, karabiber ve sıcak sudan oluşan ana malzemelerimiz mevcut. Bu ana malzemelerinin yanı sıra şefimin anlatımı var. Şimdi Diyarbakır'ın gerçekten çok ön planda, gastronomide de ön planda olduğunu biliyoruz ve bize çok şey kattığını da biliyoruz. Bunlardan aşı nasıl bir tarif yani? İçinde bakın bolca bir ekşi var, nohut var, kıyma var. Şimdi bir şey söyleyeyim size. En güzel noktası hem nar sosu kullanıyoruz. Nar sosunun dışında kuru reyhan da kullanıyoruz. Diyarbakır'da kuru reyhan zaten çok böyle kullanılıyor. İşte kuru reyhan şerbeti falan şey yapılıyor. Hem yapalım hem anlatalım şefim. Tabii. Yemeklerinde falan çok iyi kullanıyorlar. Evet. Diyarbakır'da baharat olayı şey olarak daha iyi. Yani yörede... bir tık önde değil mi? Evet. Güneydoğu'da Diyarbakır bu konuda bir de çok güzel çalışmalar yapıyorlar gastronomi üzerine. Tantımları, festivalleri falan, kendi yemeklerini. Tescil olarak şu anda Türkiye'de birinci sırada tescilleme konusunda. İlk etapta şimdi soğanı kavuracağız. Şimdi soğanı kavuracağız. Bu soğanın yarısını da köfteye katacağız. Evet. Köfteyi biraz dinlendirmiş olacağız. Şefim cevizimizi haşlayalım mı? Tabii cevizin acısı gitsin diye onu haşlamamız küçültecek lazım. Küçültecek miyiz, öyle atayım Yok, bu şekilde haşlayacağız. Tamam, o zaman suyumun içine atıyorum. Evet. Şöyle bakıldığında Diyarbakır'da dana eti değil de daha çok kuzu eti ağırlıkta gözükür. Ve tabii ki Van kahvaltısı gibi Diyarbakır'ın da kahvaltısı meşhurdur. Değil Diyarbakır'ın hem kahvaltısı meşhur hem de sabahları ciğer tüketiyorlar. Çok enteresan. Onu duydum da şaşırmıştım. Diyarbakır'a gittiğimizde önce ciğerle başlayacağız o zaman güne değil mi? Alayım yarısı. Severim Allah'tan. Böyle Allah'tan severim. Gibi... ciğeri sabah çok severim yani. 5-6 gibi yediğim tek sakat at diyebilirim ciğer için. Nermin sabah 5-6 gibi yeniyormuş ama. Sabah namazından sonra gelen misafirleri sonra de o şekilde sabah ciğerciye götürüyorlar. Allah Allah, ne güzel ya. Sabah 5-6. Evet efendim, yarısını tenceremizin içerisine aldık soğanımızın kavrulurken. Diğer yarısıyla da kuzu etimizle birlikte. Kuzu eti miydi? Yok, normal. Aha, kıymamız. Kıymamız var burada. Orta yağlı daha doğrusu. Orta yağlı. Şunu ekleyecek. Bulgurumuzu ekleyeceğiz. Evet. Bulguru birazcık ekliyoruz. Burada baharatlarımız var. Tuz, pul biber, karabiber. Ekliyoruz. Evet. Burada bakıldığında efendim güzel bulgurlu yani yoğun bir köfte hazırlamış olacağız. Evet, aroması daha yoğun oluyor. Değil mi? Evet. Lezzetleri açığa çıkarıyoruz. Reyhan var. Mis gibi olmazsa olmazı. Güneydoğu'nun vazgeçilmez baharatlarından. Ve nasıl koktu şu an mis? Reyhan en iyi Malatya Arap girdi. Öyle mi? Evet. Malatya Arap. Evet, beldesinde. Beldeye yaklaşınca böyle İlçesinde. Birkaç kilometre kaldığında şey kokusu, kuru reyhan dağlarında bütün her yerde o kokuyu almaya başlıyorsunuz. Ya çok seviyorum reyhan kokusunu. Evet, şimdi güzelce yoğurma işlemine geçiyoruz. Şöyle köftemizi toparlıyoruz. Enteresan bir lezzet aslında bakıldığında. Narlı aşı. Buradan Diyarbakır'a
hem geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz, hem de sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diyarbakır mutfağının eşsiz güzelliklerini bugün kıymetli Ali Şef'imle birlikte inşallah yayın sonuna kadar hazırlayıp ekran başındaki izleyicilerimize sunmuş olacağız. Şefim, salçamı alayım mı? Ne dersiniz? Biraz, evet, salçayı alalım. Salça ekleyelim. Teşekkürler. Bunu sıcak suyunu ekledikten sonra nar sosumuzu ekleyeceğiz. Birlikte bir iki taşım kaynaması lazım. Tamam, ben bunu bir kavurayım size tekrar. Köftelerini minik mi yapacağız evet, şefim? Evet, misket şeklinde. Minik misketler hazırlayacağız köftelerinde ve şu an gördüğünüz üzere toparladık. Oh, oh, oh. Ben bunu yaparken her zaman köfteleri yağda havada çevirdikten sonra eklemeye başlıyorum. Daha mantıklı daha güzel aslında. Oluyor. Hem sıkıyor kendini, kızarıyor, lezzetleniyor. Bir de şey var yani biraz daha yağ olayı daha güzel. Lezzeti açığa çıkartıyor. Şefim de benim kafadan. Ben de hep böyle bu tarz çorbaları bu hafta aslında yaptık Serpil'le de. Ne yaptık? Hep önden bir kızartma işlemi yaptık. Yağ ile birlikte çorbanın veya yemeğin içerisine verdiğimizde çarpı iki lezzet almış olduk. Yani burada yöresel lezzetleri de yediler yani bizim ekibimiz. Belki elinizi batırırsınız yani. Ya. Bu olmadı, şu olmadı demediler. Hatta Nermin Nefes mutfağında şekerli börek yaptık ya. Nerenin de şekerli börek? Antep. Bir gün öncesi. Antep. Antep. Antep'in şekerli böreği için şey demişler. Kameramanlar beğendi demiş. Onlar bile beğendi demiş. Bunun ikisi yapmalıyız. Şefim suyunu vereyim mi? Yorumun altında evet. Bunu okuyunca siz bir bakın. Gitti. Tamam. Yani burada dağıtmamız hani rejiye gitti. Rejide yapımcı yönetmen beğendi. Burada kameramanlar beğendi. Ekleyebilirsiniz. Böyle güzel esprili bir yorum gördüm. Yorumlarınızı okuyorum efendim. Benim için önemli. Evet. Bir yandan da soğanımız kavruldu, salçamızı evet. Ekledik ve üzerine görmüş olduğunuz üzere evet, sıcak suyumuzu şöyle. Doldurduk. Şöyle alalım şöyle. Şimdi bunun içerisine de kızarttığımız köfteleri mi atacağız şefim? Şimdi ilk başta nar sosumuzu atacağız ki bir iki taşım kaynasın, o özleşsin. Dökeyim mi narı? Tabii. Tamam. Ben size vereyim. Serpil'le hemen köfteleri yapın siz. Şöyle. Cevizi niye haşlıyoruz şefim? Ceviz acısı gitsin diye. Hı-hı. Rengi bir de şey var. Cevizi haşlamadığınız zaman yemeğin rengini karartıyor. Öyle mi? Evet. Yanınıza geleyim mi? Bu da güzel bir püf noktası. Şurada Halil hocam göstersin. Biz burada cevizi suyla haşlıyoruz. Hem acısı gitsin hem de yemeğimizi karartmasın diye. Tabii siz bölün ben yumurta. Şöyle kaynatıyoruz efendim. Evet. Bunu dökmek diyordu değil mi? Elimde ne olursa onunla işte. Dök işi. Şimdi kaşık mı kirleteyim? Şöyle bıçakla şöyle yaptım dedi ki bıçakla karıştıran tek şef sensin. Bazen mutfakta yapıyor hanımlar böyle şey. Evet. Evet efendim. Vallahi Serpil'i yordum ama kendimi de yormuşum. Adım atamıyorum. Tabii. Ağırlık kaldırmak. Dinlemedi. Ne dedim? Bir şey olmaz Serpil, abartma. Abartma dedim yani. İki alt tarafa ağırlık kaldırdık. Anam olsa eskiden şey derdi. Evde mecalin yok hiçbir şey yapmaya. Gidiyorsun orada koşturmaya. Şu an yükselesel şey diyor. Tabii tabii. Ananızın evinde de şey vardı. Nermin Hanım nohutu da ekleyelim isterseniz. Nohutu ekliyoruz efendim. Nar ekşisinden sonra altını kısıyoruz. Nohutumuzu şöyle bırakıyoruz. Yine nohut olduğu bir lezzet. Bu zamana kadar işlediğimiz bütün yörelerde nohut, bulgur. Yani anneler gerçekten böyle hep tok tutucu ve besleyici. Şimdi yemek kültürü coğrafyaya göre şekilleniyor. Sizin mi bunu? Tabii. Coğrafyaya göre şekillendiği için şey evet. Var. Oradaki bakliyat, endemik bitkiler, işte küçük baş hayvan ya da büyük baş hayvan üzerine. Onlar üzerine şekilleniyor. Mesela Doğu'da, Güneydoğu'da özellikle Güneydoğu'da bulgur daha ön planda. Bizde aşurelik buğday, nohut daha ön planda. Bu şey değişiyor. Yani yöre değişiyor. Diyarbakır'ın güzel bir pirinci de var. Evet. Karacadağ. Karacadağ pirinci. O da pirinci. Çok özel bir pirinçtir. Ben şurada şöyle süzeyim. Çok hiçbir su şey ucuz alıyor değil pirinç. Artık. O pirincin kıvamını hiçbir iyi bilmek şey lazım. Değil. Eskiler daha iyi yapıyor onu. Hı-hı. Biraz o şeyde de yani ben etkinliklerine sürekli gidiyorum. Hı-hı. Eskiler bu konuda daha iyi. Değil mi? Evet. Eskiden artık herkes kendi yetiştiriyordu, kendi mutfağında, kendi lezzetlerini kıştan yazdan hazırlıyorlardı.
Şimdi şeye de gitseniz, köylere de gitseniz artık her şey hazır yani. Evet. Birazcık hazıra kaçıyoruz aslında. Tüketimi çok fazlasıyla arttırdık ama üretim durdu. Maalesef aslında durmaması gerekiyor. Yani ya, üretim ne kadar varsa biz o kadar varız. Ya biz şey, üreten değil de tüketen bir toplum olduk. Maalesef oldu. Öyle evet. Olduk. Üretip tüketmek gerekirken. Şöyle. Mesela böyle sizin yaptığınız programlar gibi sürekli işte yöresel yemeklere, evet, eski yemeklere yer verilirse bence daha iyi olacaktır zaten yani. Zaten öyle ve ben bir şey dikkatimi çekiyor. Evet, biz birçok mutfağı ele alıyoruz. Osmanlı mutfağından tutun, yöresel lezzetleri işte, dış tarifleri, yani birçok yerin hani lezzetini açığa çıkarmak adına alıyoruz ele. Ama şöyle bakıldığında en çok yöresel lezzet seviliyor. Evet. Gerçekten. Şimdi de yeni nesil de haberdar olması lazım. Yani yeni nesil de... Bunu aşılamamız lazım kendi mutfağımızı. Aynen öyle. Yeni gelen nesil, şu an gastronomi çok ilerledi. Ah, çok güzel. İnanılmaz güzel işler yapıyor gastronomi öğrencileri. Bunlara destek olmak için bence okullarda bile yöresel lezzetlere, evet, daha çok yer verilmesi gerekiyor. Yani şeflerin de bu konuda hassas davranması gerekiyor bakalım. Yani mesela şey de yapabiliriz. Yani yurt dışında ya da dışarıda yöresel lezzetler üzerine tadım sofraları kurup, tabii, kendi kültürümüzü çok iyi bir şekilde tanıtabiliriz. Aynen. Oradaki öyle. Şeflerin de sadece bizler değil, onların da bunu yapmasını yaparız. Çünkü mutfağı gerçekten güzel bir noktada. Birlik olarak çıkar. Yani bir ara şeylere döndük işte, fast food mutfağı, İtalyan mutfağı. Yani bunlar aslında tamam, güzel. Bunları da bilin, hani bilmeyin demiyoruz ama bu... Tamamen doyurucu, Kocuken, besleyici, proteinli, her şey içinde var. Bir de bizim, kendi mutfağımız. Evet, Türk mutfağında şey var yani, kuru meyvelerle, endemik bitkilerle, bakliyatla, işte etle çok güzel yemeklerimiz çıkıyor. Türk mutfağının en güzel yönü meyveyle eti birbirine çok güzel yakıştırıyorlar. Aynen öyle, kesinlikle. Şefim. Son güzel bayi yaptım değil mi? Evet, evet. Diyarbakır mutfağında hiç kullanılmayan bir şey soruyor Sayın Reis size. Hiç kullanılmayan. Böyle soruları sever. Diyarbakırlar sadece her şeyi kullanıyorlar desem. Her şeyi kullanıyoruz. Bu arada sıfır atık diyebiliriz. Yani. Söyle bakalım. Zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Hiç yani, yöreselle mi? Kullanmıyormuş. Hiçbirinde yok. Aslında yeni teknolojiyle biraz biraz var bence eskiye nazaran. Evet, hep genelde tereyağı. Nasıl bunun var? Nerede? Biz de bu hafta tereyağı tükettik daha fazlasıyla bakıldığında. Sadece Diyarbakır için değil, işlediğimiz bütün şehirlerimiz için. Genelde böyle yanmalı, manmalı, böyle banmalı, lezzetli tereyağlar tüketildi. Siz bunu buyurun. Çok enteresan. Diyarbakır'da yokmuş efendim. Üretilmediği için yokmuş daha doğrusu. Diğer şehirlerde yine üretim olduğu için, Maraş'ta, Hatay'da. Orada tabii Hatay'ın yağları da güzeldir. Zeytin. Antep'te de zeytin meşhurdur, evet. Çünkü Hatay mutfağından tanıdığım Barış kardeşim var. O Hatay mutfağının sahibi, çok zeytin yağlarıyla ön planda. Tabii canım, zeytin. Halı zeytiniydi değil mi? Doğru söyledin. Evet. Haşlanmış cevizimizi de ekliyoruz. Evet, cevizimizi de. İçerisine bıraktık büyük parçalar halinde. Köftelerimizi böyle şimdi birazcık karamelize ediyoruz. Evet. Ayırdığımız baharat vardı. Bunları tuz, karabiber ve pul biber. Hepsini bence atın. Anca lezzetlenir. Tamam. Ben iyi tuzcuyum da o yüzden biraz çekinerek atıyorum. Biz tuzu severiz. Tuzu severiz. Tamam, sevilmeyecek bir şey. Üç beyaz uzak durulması gereken ama yapacak bir şey yok efendim. Servis için maydanozu ben şey yapayım, yayın böyle. Evet, maydanozu en son aşamada mı ilave edeceğiz? Evet, maydanozu tamam, en son servis yaptığımızda narla birlikte servis yapıyoruz. Bunu da alabilirsiniz şefim. Nar gibi efendim misket köftelerimizi kızartıyoruz. İçerisine biraz bulgur, karabiber, pul biber ve tuz koyduk. Kıymamızı ekledik, yarım soğanımızı içerisine bıraktık. Ve güzelce yuvarladık, gördüğünüz üzeri misketler yapıldı. Sonrasında ise şimdi ekşili çorbamızın içerisine alınacak maydanoz ve nar tanelerimiz kaldı. Onlar da sunum aşamasında
Değil mi şefim, taşlandıracak? Evet, şimdi aşamasında onu ekleyeceğiz. Biz bu köftelerimizi öyle yağla birlikte ekleyeceğiz. Daha bir güzel oluyor. Sosumuz tamamdır bence. Yağla birlikte ekleyelim bunu. Ekleyelim şefim. Diyarbakır gastronomisi kadar da edebiyatta da çok ön plana geçmiş. Türk edebiyatının en önemli iki yazarı da oradan Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp. Bunlar da Diyarbakırlı edebiyatçılarımızdandı. Burada tabii Diyarbakır'ın ne kadar genel kültüre de ön planda olduğunu gösteriyor aslında. 9000 yıllık bir yaşanmışlık var Diyarbakır'da. Yani dönüp bakıldığında baş tacı şehirlerimizden bir tanesi. Ben şey söyleyeyim, mesela Diyarbakır'a gittiğinizde, Dağkapı'ya gittiğinizde gerçekten kültürü yaşıyorsunuz. Orada bir yaşanmış var, bir ruh var. Farklı bir güzellik var yani, insana huzur veren farklı bir doğallık var orada. Özellikle o eski Diyarbakır evlerinde, eyvanlarında oturduğunuzda Diyarbakır'a has işte şerbetlerini, Diyarbakır yemeklerini, gerçekten eti çok iyi işliyorlar. Bunu da belirteyim. Yani etin mühürlenmesi, eti çok iyi işleme konusunda bölgede en iyilerden biridir diyebiliriz. Tabii. Dediğimiz gibi Diyarbakır, Diyarbakır. Aslında Diyarbakır. Evet. Değil mi? Diyarbakır diyorlar. Diyarbakır. Orijinal ismiyle efendim Diyarbakır. Ayvalı bir kavurma yapacağız. Yanlış duymadınız efendim. Ayva tatlısı değil, kavurmasını yapacağız. Evet. Ayva Diyarbakır'ın mutfağında tuzlu olan tariflerde çok fazlasıyla kullanılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da meyveyle etçi çok yakıştırıyorlar, değil mi? Çok kullanıyorlar. Ve bence güzel bir uyumda aslında. Ayvanın o mahoşluğuyla eti güzel toparlayacağını düşünüyorum şu an. Güzel. Şimdi bir... etin yanında bu tür işte ayva diyelim, mürdümeri diyelim, işte kuru elma diyelim, bu tür şeyler ete böyle mayhoş bir tat verir. Evet. Ayvanın bir de tatlıda da çok güzel oluyor. Yani tatlının içinde ekşi bir patlama olması her zaman tatlıyı daha bir cazip hale getiriyor. Değil mi? Daha güzel getiriyor. Ön plana çıkarıyor. Evet. Evet, şefimle aynı fikirdeyiz efendim. Hemen malzeme listesini sayıyorum. 500 gram kuşbaşı etimiz var. Biz daha pişmesi için önden bir başlama yaptık. 2 adet ayvamız mevcut. 2 yemek kaşığı tereyağı ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz var. Şefimle birlikte başlıyoruz şimdi. Şimdi ben şey söyleyeceğim size. Ayvaların rengi çok güzel, çok güzel sarı bir renkte. Ben bunun kabuğunu soymak istemiyorum. Bence de soymayın. Yani orijinal bir şekilde olmasın. Evet, şimdi önümüzdeki perşembe bir aylık maratona giriyoruz Allah izin verirse efendim. Oruç tutacağız ve şu an onu düşünüyorum yani, o kadar güzel lezzetleri hazırlarken. Bak şimdi canım hiç çekmez ama Ramazan ayında insanın canı çekiyor, şey çekiyor. Bu kokusu falan böyle. Şu an dedim ki bu ne güzel olur iftarlık. Şefe zor bir soru geliyormuş. Gelsin. Memleketiniz Van'ın kahvaltısı mı yoksa Diyarbakır'ın Van kahvaltısı. Şimdi Diyarbakır'ın yemeklerine, yemek kültürüne tabii şeyiz ama Van'da kahvaltıda gerçekten kendini ispatlamış ve gerçekten emek vermiş bir Van'a da selam şehir. Olsun. Sağ olun. Şimdi Van kahvaltısı için biliyorsunuz dünya rekoru kırıldı. Kaç yıl önce dünya rekoru kırıldı. Bizim işte Van'da Van kahvaltı günümüz var, 6 Haziran. Bütün dünyada kutlanan ve 6 Haziran'da bütün herkes her yerde şey yapıyor. Kahvaltı sofrası kurup resim çekip paylaşım yapıyor. Pandemi sürecinde de öyle bir şey yapmıştı. Evet. Yani şöyle söyleyelim, Van kahvaltısı deyince akan sular duruyor yani. Evet. Ve ülkemizde sadece Van'da değil, bu İstanbul'da da birçok yerde tabii. Van kahvaltısı adı altında açılan restoranlarda hafta sonları tıklım tıklım inansan yeri düşmez yani. Şimdi bizim kahvaltımız ilk başta sütçüler diye başlamış. Yani sütçüler. Nasıl, evet. Sabah bizde bir kültür var. Sabah 12'ye kadar kahvede bile kahvaltı salonlarda bile süt, sıcak süt ikram ediyorlar ve içine bal koyup ikram ediyorlar. Enteresan. Sütçülerden şeye dönüştü, kahvaltıya dönüştü ve gerçekten Van'da birçok insan, bu işletmeleri yapan birçok insan
emek vererek kahvaltıyı çok güzel bir noktaya getirdi. Tabii kurumların da işbirliğiyle bizim aşçılarla beraber çok güzel bir noktaya getirdi. Şimdi şöyle bakıldığında ben inanılmaz mutlu oluyorum. Ülkemin gerçekten kendi yöresindeki lezzetlere sahip çıkıp bu şekilde dünya mutfağının arasında birinci sıraya geliyoruz aslında nereden bakıldığında. Turistler geldiğinde burada en çok Türk yemeklerini tadıp yemek istiyorlar. Kahvaltılarda öyle tereyağı olsun, bal olsun. Bunlar çok dikkatlerini çekiyor. Özellikle tatil beldelerinde yazın tatil yaptığımızda her gün mesela otellerde bir Türk gecesi, bir Türk günü, işte Diyarbakır, Urfa, şu bu derken böyle güzel yörelerimizin eşsiz lezzetlerini sunuyorlar ve çok da bayılıyorlar yani turistler. Şimdi zaten turlar hepsi şeye dönüştü, gastronomi turlarına dönüştü. Evet, yani evet. İnsanlar daha ekranda bir şey aradığında ya da internette bir şey aradığında şey bakıyor, nerede ne yebilirim diye. Evet, nerede nerenin ne yiyelim, tadı ne var diye, ne lezzetler var diye. Doğru. Onun üzerinden giden turlarla daha güzel bir şekilde tabii ilde kendini bu konuda geliştirmişse, güzel çaba gösteriyorsa, işte gelen turiste, yerli yabancı turiste güzel imkanlar sunuyorsa orası daha çok rağbet kesinlikle olmaya başlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle, ama ben dediğim gibi çok mutlu oluyorum. Hatta şöyle yayında da hep söylüyorum. Kesinlikle unutulmaması gereken ve ön plana çıkması gereken lezzetler. Yani şöyle bakıldığında evde ayvam var. Ne yapacağım diye düşünüyorsun ayvayla. Halbuki yani bakın sadece tatlı değil. Değil mi? Bir sürü lezzetli tariflerin içerisinde yer verebileceğimiz eşsiz lezzetler. Yani hem kışa sağlık açısından da çok iyi. Mesela aynen şey yapıyoruz öyle. İşte ayvayla bir sürü içecek yapıyoruz böyle şey hasta olunca falan. Evet. Bunun dışında işte reçelde kullanıyoruz, yemekte kullanıyoruz. Çekirdeklerini güzellikte kullanıyoruz efendim. Yoğunlaşıyor böyle koyuyorsunuz, cildinize sürüyorsunuz, gözenekleri sıklaştırıyor, cildi ışıldatıyor. Yani aslında saymakla bitmez Rabbimin verdiği lezzetler. Mesela ayva dolması da çok güzel oluyor. Evet, bol ayva soğanlı, dolması da çok kıymalı güzel. Kıymalı kıymetli şehrimiz Van'da büyük bir deprem yaşamıştı. Evet, 2011'di. Değil mi? 2011'di. Ve siz orada mıydınız depremde? Evet. Nasıl bir yıkımdı? Biz 2011'deki depremde dışarıda yakalandık. Yani bizim öğle saatlerinde bir gibi oldu. Van'ın bir şeyi var, yaşam tarzı var. Yazın evlere girmiyoruz. Enteresan. Biz, sıcak yani oluyor. Bütün, sıcak oluyor. Bir de şey var yani bizim göl, sizin göl dediniz, biz deniz söylüyoruz. Hep sahilde oluyoruz. Hep dışarıda oluyoruz. Ve bizim bütün halkın dışarıda olduğu sırada böyle bir şey gerçekleşti. Allah korudu tabii yine belki. Çok işte. Canımız gitti, çok canlarımız yandı. Evet, evet. Allah beterinden korusun. ondan sonrası işte sürekli artılar devam etmeye başladı. Biz bir ile yakın çoluk çocuğumuzu Van'dan çıkarttık. Onlar hepsi başka şehirlerde oldu ama biz eli iş tutan insanlar hepsi Van'da olduk. Destek verdik birbirimize. Olması gerektiği işte gibi. Yemek çadırları, yemekler yapıp işte insanlar, bütün insanlarla iç içe birlikte. Bir yıllık bir süreç geçirdik. Bir yıldan sonra evlerimize döndük. Toparlandık. Bir daha aynen hayat devam ediyor. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin inşallah. Van'ımıza tekrardan geçmiş olsun diliyoruz. Ama tez vakitte bu 11 ilimizde bir an önce evleri yapılsın ve kıymetli kardeşlerim de artık evlerine girsin huzurla. Gerçekten paylaşım yapmak zorundayız. Bir şeyleri hazırlayıp sunmak zorundayız. Ama tamam, diyorum yani şurada bir vicdan azabı çekiyorum. Neden biliyor musunuz? Hani sakın hani böyle vurdum duymaz gibi gözükmeyelim. Evimizden de paylaşımı yapıyoruz maalesef. Mutfağımızdan da ve yaptığım yayın yaptığım programdan da. Ama bu hayat mecbur bir şekilde yola ve işe devam etme gerektiriyor. Yoksa empati yapıyorum biliyor musun? Orada o beni izlerken hani benim mutfağım yok, benim tencerem yok diye düşünen bütün kardeşlerime bir an önce Rabbimden çok 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 daha iyisini diliyorum ve istiyorum. İnşallah bir an önce toparlanıp başınızı sokarsınız. Her zamankinden daha fazla çalışıp el birliğiyle oraları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Hani her şeyi birilerinden beklemek yerine, her şeyi eleştirmek yerine o yapmıyor, bu koşmuyor, şu etmiyor. Ya efendim elinizden ne geliyorsa yapın. Ya hayır konuşun ya da susun demiş Peygamber Efendimiz. O kadar güzel sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar güzel bir söz. Ya hayır konuş ya da sus. Hani kimse kimseyi kışkırtmasın. Bu zaten kötü bir evre. İyice çökmeyelim. Bilinç olarak da çökmeyelim. Değil mi şefim? Aynen öyledir. Yani sonuçta el ele vererek
Yani eleştiri yerine el ele vererek birlikte aynen hayata dönebiliriz. Şimdi yağımızı erittik. Şimdi tereyağlı zeytinyağı kullandık. Ben tereyağına kullandığım sırada her zaman sıvı yağ ya da zeytinyağı kullanıyorum yanmasın sonrasında diye. Sonrasında biraz hızlandıralım. Şimdi ilk başta ayvayı koymak istiyorum. Tamam, ayvanın ona o tadı vermesi buyurun için yağ. Bunu kapatayım mı şefim? Tamam, ayvaları kapatalım. Bildiğiniz elma dilimi gibi doğradı şefim. Sonrasında üçe böldü. Evet, böyle, böyle patates gibi böyle iri patatesler. Aynen düşünün. Öyle. Zaten pişti mi patates tadı da alıyorsunuz ayvadan. Bir de şey söyleyeyim size. Yani ilk ayvayı kullandık ki ayva yağ o tadı versin. Hmm. Bir de bunu yerken şeyi tavsiye ederim. Yani limon, az bir limon sıkıldığında daha bir lezzetli olabiliyor. Bu da güzel bir püf noktası. Nardan aşımız kaynadı ama onun ağzını yarı açık bırakmamız lazım. Tamam, çünkü biraz nar sosu olduğu için. Aynen. Şu an altı kapalı, açalım mı altını? Yok, ben kapattım altını. Tamam. Sonrasında birazcık ayvalar kavrulacak. Evet. Sonra diğer tarifi de alalım Serpil Hanım. Efendim bir tutacak alabilir miyiz? Evet ya da. Hemen verdim şefim. Buyurun. Sağ olun, teşekkür. Evet, şu an gördüğünüz üzere mis gibi ayva kokusu Nermin'in Enfes Mutfağı'na Beyaz TV'yi sardı efendim. Eskiden tabii bu kadar yoğunlukta bir program yapmadıkları için bizimle birlikte bütün haram yemek kokuyor efendim öğle saatlerinde. Olsun, lezzet Nermin'in Enfes Mutfağı'nda diyoruz efendim. Nermin Hanım, bir de şey söyleyeceğim. Bu ayva kavurmasını yaparken eti ilk haşlamaya koyduğunuzda yarı ayva içine atıp birlikte haşladığınızda o ayva tamamen bitiyor içinde. Aa, etle özleşmiş oluyor, daha lezzetli çok oluyor. Çok güzel bir püf noktası. Eti önden haşlayacaksanız ve bu ayvalı tariften yapacaksınız. Yarım ayvayı eti içerisine bırakıyoruz. Evet. Birlikte haşlıyorsunuz. Zaten haşlarken ayva dağılıyor ve etle birlikte özleşiyor. Lezzetini etin içine almış oluyor dedi şefim. Aynen öyle. Süper. Daha bir çok güzel oluyor. Çok güzel bir noktasıydı bu. Bu şekilde notlarınızı alın kıymetli izleyicilerim. Diyorlar ki Sayın Reji, şef bize diyor iki de bumbar dolması yapaydı. İki de bumbar. Evet. Yapaydı diyor. İki de bumbar. Yaparız. Yani, yaparız ama biraz diyor uzun şey zaman alıyor. Evet, o biraz uzun zaman alıyor yani yayın içerisinde. Malzemesi yok ya. Şu an yapıncım seni koyayım mı şefim? Tabii, ekleyelim. Evet, önceden haşladığımız kavurmayı temize ekliyoruz. Böyle ve tuzunu da vereyim mi şefim? Tuzu da atalım. Şöyle. Karabiber alalım. Birazcık da karabiberimizi ekliyoruz. Şu kadar yeterli mi hocam? Yeterli. Evet. Kaç senedir yapıyorsunuz efendim? Ben 20 yıla yakın oldu. Wow, yaş kaç? Evet, 20 yıl şef. Ben 42 yaşındayım. 42, hiç göstermiyorsunuz. Sağ olun, teşekkürler. Peki okullarda eğitim falan veriyor musunuz şef? Yoksa? Ben İran'da eğitim veriyorum. İran'da, evet. Çok güzel. Daha önce 2011'de burada Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmiştim. 2 yıla yakın oradaydım. Muhteşem. Onun dışında işte bu kitap çalışmaları, birçok kursa gittim. Evet. İşte şu anda Van'da daha çok yöresel lezzetler üzerine de, değil mi şefim? Yani tamamen yöresel üzerine çalışıyorum. Türk mutfağı üzerine çalışıyorum. Muhteşem. Şimdi okullara gidiyoruz. İşte okullarda öğrenciler bir araya gelip işte konferans yapıyoruz. Öğrencilerle birlikte yemek yapıyoruz. Yarışmalara hazırlıyoruz onları. Harikasınız. Zaten bir STK başkanlığı da yapıyorum. Siz de farkındasınızdır da ben de söylemek istiyorum. Son dönemlerde şöyle dönüp baktığımızda yeni neslin en çok tercih ettiği alan aşçılık ve gastronomi oldu. Hem zevkli aslında, stres atıyorlar çocuklar bir yerde, hem de benim çok hoşuma giden nokta kendilerini bu alana verip orada geliştirmek istemeleri. Yani şimdi şu anda çok iyiydi ama öncesi biraz sorundu. Öncesi aileler göndermiyordu açıkçası aşçılığa. Neden önceden sıkıntılıydı? Yani işte göndermiyor. Okuyacak aşçı mı olacak diye bir şey yapıyorlardı. Doğru. Önceden beğenilmeyen evet, bir meslekti ondan aslında. Ondan sonra işte onlarla konuşarak, işte onlarla toplantı yapıp bir araya gelerek ya da öğrencileri başka şehirlere yarışmalara götürüp o yarışmalarda yer verdiğinizde o öğrenci daha çok bu işi benimsiyordu. Evet. İşte yapılan toplantılara, konferanslarda
Yani öğrenciye ne kadar yer versen şey o kadar yapıyor. Siz şey yapıyorsunuz değil mi şefim? Siz de destekliyorsunuz yeni neslin gastronomide ilerlemesi. Tabii, tabii. Ben çok mutlu oluyorum. Ben çok istiyorum ve ben şu anda 3 kızım var. Hı hı. Maşallah 3 kızı. Ne güzel. Ben onları yani bu meslekte olmalarını benimle birlikte Allah çalışmalarını bağışlasın. İsterim yani. Ne güzel. Kızlar kaç yaşında? Biri 9 yaşında, 8 ve 4 yaşında. Oy Allah bağışlasın. Hocam cenneti garantiledik inşallah. Ya ben kendimi çok şanslı görüyorum. 3 tane kızı olan zaten. 3 kız babasıyım. Dünyanın en şanslı insanıyım bence. Maşallah. Eşinize de sevgiler ve saygılar burada. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne ismi hanımefendi? Yasemin. Yasemin Hanımcığım. Öpüyoruz sizi efendim. Evlatlarınıza hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Allah razı olsun. Burada mısınız yoksa? Van'da. Van'dasınız. Evet, Van'dayız. Süper. Evet efendim. Valla çok mutlu oluyorum böyle, gurur duyuyorum gerçekten. Şimdi İran'a gittiğiniz için bir şey soracağım size. Fas mutfağıyla Anadolu mutfağının arasında ne gibi benzerlikler var? Aslında ben İran mutfağını çok seviyorum. Ben de bir ara ele aldım. Evet. İkisi arasında ne farklılıklar şimdi var? Şimdi İran mutfağında %100 safran kullanıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Sürekli her evet, şeyde safran ya. Tatlıda, ve yemekte, pilavda her altın şeyde gibi. Safran var. Yani başka bir şey evet. yok. Ama ev restoranlarsa ev yemekleri çok güzel. Hı hı. Ben her gittiğimde bana ev yemekleri yapıyorlar gerçekten, ellerine sağlık. Sürekli ev yemekleri tüketiyorum ve bizim orayla yöreyle ev yemeklerinin farkı yok. Çünkü komşu ülkeyiz. Mesela benim annem de İranlı. İran'dan geldi. Evet, geçmişte İran'dan geldi. Neliziz. Yemeklerimiz hemen hemen aynı. Bu yemekleri kattıkları baharatlar da, tatlar da, otlar da her şeyle aynı. Yani bizim mutfağımızdan çok fazla bir şey yok. Ama sadece onlarda ne var? Safranı inanılmaz derecede kullanıyorlar. Değil mi? Biz karabiber gibi galiba evet. değil mi? Bir de orada şey pirinci, basmati pirincini çok fazla basmati kullanıyorlar. Basmati pirinci ve pirinci de iyi tüketiyorlar. Yani evet. 6 kişi yediği şey bir pirinç bir evet. kişi yiyor. Ben İran gecesine katılmıştım. Başkonsolosluğun davetiyle. Cevat Bey sağ olsun, buradan tekrardan selamlarımızı iletiyoruz. O İran gecesinde ben biraz önden İran mutfağını ele almıştım. Benim en çok dikkatimi çeken şey olmuştu. Asla pirinçte kavurma yapmıyorlar, hayır. hep haşlama yapıyorlar. Haşlama yapıyorlar. Siz diyor kavuruyorsunuz, bizde asla yok kavurma. Neden acaba? Yani pirinci o şekilde kullanıyorlar. Bir de ekmek kullanmıyorlar yani benden evet, geldiğim şey. Fazla söyleyeyim. Ekmek de yok. Ama 6 kişinin yediği, bizde 6 kişinin yediği pirinci onlar bir kişi ya. Hadi ya. Vallahi şimdi İran gecesinde vallahi. De bize geldi. Ekmek niyetine. Şöyle farklı evet. lezzetler. Bir de Nevruz bayramlarında onların çok süslü masaları evet. oluyor. İnanılmaz böyle bolluk ve bereketin getireceğini simgeledikleri için. Ben evet. çok farklı lezzetler gördüm masalarında. İnanamadım. Böyle mesela biz yayında da yapmıştık. Muzlu, hurmalı, dondurmalı bir milkshake gibi bir şeyler yapıyorlar. Burada mutfakta yapmıştık. Çok lezzetli oluyor. Nevruz Hanım onlar yemeklerini de çok pişiriyorlar. Yani mesela bir yemek yapıyorlar. 8 saat, 9 saat o ama. Yemek pişiyor. Nasıl? 7-8 saat. Evet. Adante yok galiba. Şey var. Fesancan kapatın diye. Kapatın onun kapağını. Onun kapağını. Fesancan diye bir yemekleri var. Tam 9 saat pişiyor. Cevizli, nar sosu 8-9 saat pişiyor. Tam nasıl da yağını lezzetli veriyor. Olur değil mi? Evet. Sonra tavukla birleştiriyorlar. Öyle bir yemek yapıyorlar. Anne İranlı olunca nasıl şefim yani, hakim yemeklere? İran mutfağında yemekler tamamıyla aşırı bir pişme olayı var. Evet. Yani bizde yok. Mesela bana göre sebzeyi çok pişirmeyeceksin. Evet. Meyveyi çok pişirmeyeceğini ya da kırmızı et çok pişirmeyeceğim ama onlar çok pişiriyorlar. Biz bu keyifli sohbete devam edeceğiz kıymetli izleyicilerim. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Evet efendim, devam etmeye devam ediyoruz. Şefim, çok güzel kokular geldi. Evet. Narlı aşımız orada pişti. Sadece sunumu bekliyor. Ayvalı lezzetimiz. Ayvalı kavurma. Ayvalı kavurmamız. Of. Ayvalı kavurmamız böyle gibi olmuş. Az bir 2-3 dakika sonra içine tereyağı koyup altını kapatacağız. Wow. Bunu da neden koyayım? Daha parlak olması Serpil için, daha lezzetli olması o için. Evet. Ayol kavurmamız lazım. Şimdi duvaklı pilavımıza geçeceğiz. Duvaklı pilavımıza geçiyoruz efendim. Hemen malzeme listesini sayıyorum. 250 gram kıyma, 1 çay bardağı badem içi, 1 su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve yeni bahardan oluşan malzemelerimiz mevcut. Tereyağımızı şefim tencerenin içerisine alıyor. Evet. Gördüğünüz üzere efendim tereyağı. Evet. Şimdi doğal olduğu için daha sağlıklı ben olarak. Ben çok severim. Evet. Sıkıntı yok. O tereyağı alacaksınız efendim Ramazan'da. Evet. Balon ekmeğine süreceksiniz. Üstüne tulum peynir. Bir de şey daha var. Ne ister sade insan? Yağ var. Tereyağının sade yağı var. O bir da de çok o sade güzel. Yağ var. O da ele eşsiz.
Yani ben bir şey söyleyeyim, bana böyle kuzu muzu işte etmet hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece Ramazan'da istediğim tereyağı, buyurun, peynir ve sıcak pide. Yeter. Elhamdülillah. Allah'ın bereketi. Oh. İbahar. O yüzden Ramazan'da hep kilo alırım ben. Elazığ'ın peyniri, Erzincan'ın tulum peyniri koyacaksın. Balon ekmek, sıcak, hı-hı, çay. Muhteşem. Şimdi buna biraz sıvı yağ ekleyelim. Evet, ya tereyağımız daha yanmasın. Yumuşak olsun diye tek, evet, tereyağında diri olur. Evet, koyayım mı şefim? Tabii. Kıymamızı ayrı kapta mı kavuracağız? Pirincimizi o ayrı yerde güzelce kavuracağız. Yıkadık efendim. Şöyle güzelce sıyırıyoruz. Pirinç tanesi asla ziyan edilmemesi gereken nimetlerden biri gerçekten. Çok zor yetişiyor değil mi şefim pirinç? Pirinç çok zor aşamadan geçiyor. Evet, çok bir zor sürü bir şey aşamadan geçiyor. Mesela bir örnek vereceğim. Bizlerde pirinç sadece misafir geldiğinde yapılırdı. Değil ben mi? Çocukluğumda öyle hatırlarım. Evet, sadece, evet, doğru. Sadece misafir geldiğinde hep bulgur yapardılar. Pirinci işte demleme yaparlardı. İşte demlemede eskiden işte tepsilerin içine sönmüş kül koyarlardı. Böyle çok harlı değil de sönmüş kül koyarlardı. Kıymetliydi. Pirinci tencere üzerine yerleştirip üzerine örtü örterdiler. Hı hı. Onlar o şekilde demleme yapardılar. Hı hı. Yani misafir geldiğinde pirinç yapılıyordu. Evet. Onun dışında pirinci kullanmıyorlardı. Aslında bulgur da güzel oluyordu. Yani bulgura özel bir yapsanız da. Ya şimdi bak şefim, bulgur çok güzel ama ben bulgur pilavını gerçekten yiyemiyorum. Şundan aldığım, şu mübarekten aldığım lezzeti, tadı hiçbir şeyden alamıyorum. Yanına yoğurt. Evet. Mis. Bizde şey var, bulgur yaparken biz bulguru her zaman yeni baharla kızartırız. Ha, mercimekli, yeşil mercimekli bulgur pilavımız var. Bir de işkembeli yapıyoruz ama her zaman bulguru yeni baharla, evet, çok güzel oluyor. İşkembeli bulgur pilavını Mardinli bir arkadaşım da yedim Nermin. Gerçi Nermin işkembe sevmiyor. Şefim, gerçekten bir kilo kavurma koysam o kadar lezzetli değil. Aynı, çok güzel oluyor ama şimdi işkembe iyi bir aroma yapıp şey yapmak lazım. Evet, onun annesi çok becerikli bir kadın. Ben buna biraz tuz ekleyeceğim. Evet, tuz da kavuralım. Şimdi biz dün spor yaptık. Spordan sonra bir acıktı hanımefendi. Bir acıktı. Sonra dedim ki Serpil, sen onu yiyorsun. Şu an bütün spor gitti diyorum. Yok Nermin dedi, o kadar dedi, kalori yaktık dedi, bunu hak ettik dedi. Beşten sonra dürüm bir şey yedi, yemedim. Ciğer dürüm. Yok, kuzuydu. Kuzu dürüm, pardon. Nermin'ciğim, ben yemedim, ben de orada bıraktım. Ha? İfşa etmesek. Yani anlatıyorum nasıl güzel bir iştahımız var. Ya işte yani sporu yapıyoruz, borcuları çekiyoruz, gidiyoruz üstüne yemek yiyoruz. Ne yapalım şimdi, işte. Biraz kavurduktan sonra suyumuzu ekliyoruz. Evet. Üstünü geçecek kadar, evet, suyumuzu ilave ettik. Daha önceden biz yapmıştık Serpil duvaklı pilavı. Ramazan'dı galiba. Evet ve çok güzel olmuştu. Bugün de eminim şefimin elinden nefis bir şey olacak. Evet. Aa, şefimin gerçekten eli de çok güzel. Yayında içinde onu fark ettim. Ben çok hakim. Mesleğimi çok seviyorum. İşime çok aşığım. Güzel bir anlatımınız, evet, var. Sağ olun. Yalın. Teşekkürler. Net. Tavamın altını yaktım şefim. Evet. İlk başta yağ eklemeden kavuracağız. Nasıl istersiniz? Daha iyi kavrulsun, hı-hı, diye. İki farklı kıyma kullanıyoruz. Evet. Karşı. Bir dana, bir de kuzu olarak. Allah razı olsun. Tam 20 dakikamız var. Birazcık hızlanacağız ve 3 çeşit tarifimiz var. Tamam, ben şey alayım mı? Olur. Tatlıyı alalım. Şeyi soralım. Babagamışımızı soralım. İlk şifremiz narlı aşı olsun efendim. Nardan aşı olsun. Diyarbakır'ımızın eşsiz lezzetlerinden nardan aşı efendim. Ne veriyoruz? Nermin'in enfes mutfağında 10 kişiye soğuk, kış aylarında boğazlarınızı temizleyecek böyle narlı şey, narlı nereden çıktı? Tarçınlı güzel bir salep gelecek. Mutlaka katılın efendim. Katılın. Bugün açıklayacağım birazdan kazananları. Nermin Hanım, ben şunun altını kapatıyorum. Tamam şef. Tereyağını içine koyacağım. Ayvalı kavurmamıza kapattık. Tereyağını direkt üzerine bırakıp bekletiyoruz böyle. Süper. Demleniyor. Bir anda kuzu ve dana kıymamız kavruluyor. Evet, duvaklı pilavımız için. O nedir? Bu nedir biliyor musun? Bunu şefim getirdi. Kaplama ekmeği. Ne güzel bir o ekmek. O yöresel bir ekmek. O kaplama ekmeğini anneler tandırda ışpaksak künde yapıyorlar. Künde düştükten sonra, yani dinlendikten sonra dönüp onu elle açıyorlar.
yuvarlak mezgeni üzerine. Tamam, çat evet. Çat. Evet. Şu şey orta kısmı deliniyor. Açayım böyle. Ha. Şu orta kısmı deliniyor. Bu şekilde deliyorlar. Çoğunlukla yuvarlak yapanlar var. Bu farklı. Van çöreği getirdim size. Oh. Biliyorsunuz van çöreği de tescillendi. O peynirin Ramazan de ısıtayım. Için çok güzel bir şey. Oh, mübarek nasıl koktu. Ekmeği de çok seviyorum ya. Ne olacak bu benim ekmek halim? Biz bu ekmeği doğrayacağız. Cemile böyle bir yapacağız. Tatlı yapacağız. Evet. Ne? Cemile. Cemile. Van'da Cemile. Cemile'ye bak sen. Diyarbakır'da Cimili. 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 Evet. Van'da Cemile. Evet. Şiveden ötürü mü öyle? Yok, onlar ismini değiştirip aldılar. Tescillediler. Evet. Oo, sadece ceviz, tarçın, su. Evet. Şey, pardon. Pekmez. Pekmez. Tarçın girdi birbirine ben valla. Ben sizi elinizden almış gibi oldum, affedersiniz. Boştu mu? Serpil'le biz büyük peçi yiyormuşuz. Vallahi böyle konuşurken gidivermişim. İlk şifremiz nardan aşı efendim. Diyarbakır'ın eşsiz lezzetlerinden nardan aşı ilk şifremiz. İkinci şifremizi masada vereceğiz. Dünün kazanan izleyicilerimizi birazdan masada açıklayacağız. Sosyal medyamızda da paylaşıyor olacağız efendim. Çok şükür. Evet, kıymamız güzelce kavruldu. Şimdi ne yapalım şef? Şimdi bu kıyma kavrulduktan sonra baharatlarımızı ekleyelim. Buyurun, bence hepsini koyalım. Tabii hepsini. Lezzetlensin. Bademlerimizi. Ben severim hocam. Eskiden hiç sevmiyordum. Yemek programı yapmaya başladığım sonra hepsini seviyorum artık. Bunu dökeyim mi şef? Tabii, onu da atalım. Ne o da böyle. Yarısı ayıklanmış, yarısı ayıklanmamış. Yok, ayıklanmış sanırım. O biraz şey. Kalmaz. Öyle suyunda kaldığı için kararmış. Yoksa hepsi soyulmuş. Bazen soyulmuyor, ondan mı dedim. Yok yok. Vallahi güzel oldu duvaklı pilavımız. Duvaklı pilav Diyarbakır'da çoğunlukla eskiden şey, düğünlerde daha çok yapılıyordu. Daha işte badem de var siz Diyarbakır'da vazgeçilmez lezzetlerin içerisinde. Evet, şey, onlar da kuru yemiş çok kullanıyorlar. Mesela şey var, bir zahterleri var. Kuru yemişle yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Değil mi? Ben daha önce bir arkadaş sağ olsun bana yapmıştı. Gerçekten çok güzel. O zahter, zeytinyağı, bir de mısır ekmeğiyle on numara bir sunum hazırlıyoruz. Daha ne olsun efendim. Acıktık. Acıktık. Bugün çok bir şey de yemedim. Kahvaltı da yapmadım. Bence bu tamamdır. Bunu da alalım isterseniz. Tamam şefim. Lazut ekmeği. Diyarbakır'da mısır ekmeği demezlermiş efendim. Öyle lazut ekmeği derlermiş. Doğru mudur? Doğrudur onlar. Nasıl kap vereyim şefim sana? Şimdi bunu kızartmak için bir tava alalım. İlk başta ben bir Cemile tatlısı için gerekli olan malzemelerimiz bir adet tap tapa ekmeği efendim. Şu görmüş olduğunuz ekmek. Bu yoksa ne kullanabilirler şef? Bayatlanmış ekmek de olabilir. Süper. Pide, Ramazan pidesi evet, mesela. Ramazan pidesi. Ama Ramazan pidesini çok tavada çevirmemeleri lazım. Şey kuruyor. Oluyor, dağılıyor. Evet evet, bir de dağılıyor. 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı pekmez, 1 çay bardağı su, 1 su bardağı ceviz içi kullanacağız. Tavada önden birazcık döndüreceğiz. Annelerimiz hazırlamış. Ay. Vallahi mis. Şefim, pilavımız sanki suyu... Yani bence göz göz olmuş. İyidir bence. Az bir şey ekleyebilirsin ama bence iyidir. İyi bence. İyi yani. Bir sanki bir tık böyle al dente gibi hissettim. Tamam, ekleyebilirsin. Yok, karışmışmış gibi olmayayım da. Karıştın artık yani, bir tadına bak. Artık karışmış derken. Evet, şimdi... Karıştı, al dente. Şef, vallahi al dente. İki gün önce Hayriye teyzemle konuştuğun için içine bir Hayriye teyze versiyonu kaçtı galiba. Tuzu yok, al dente, bilmem neyi yok. Olmuş mu? Yani Nermin, acıktım dedin, yiyeceğiz ya, onun için dedim. Hmm. Şimdi şef de benim pirincimin yeter huyunu bilmiyor ya. Vallahi amacım o ha. Sakın yanlış anlamayın. Estağfurullah efendim. Yoksa niye yanlış işine, biz kusur işine arayan karışmak... değil, kusurları örtenlerden olalım efendim. Tabii. Vallahi bak ne güzel bir söz. Kusur aramayın, kusuru örtenlerden olun. Eğer birisinde olumsuz bir şey gördüğünüzde, ben bunu duydum. Herkesin içinde ulu orta değil de... Ya hayatım, arkadaşım, sen gel şöyle deyip kanka kulağına söylemek gerekiyormuş yani. Ulu orta yerde yapılan sadece fesatlıktan öteymiş. Bilin efendim. Yani o yüzden... Ya ister misin şefim? Kalp kırmayalım. Tabii, ona yağlayayım. Bakın hayat kısa. Her gün... Karışsam hakkınızı yani şefim. Sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Zaten sonra yemeği birlikte yapıyoruz. Dün Serpil'i bir video izlettik. Yatacak yeri yok. Yok. İzledik o videoyu değil mi Serpil? İzledik.
Hepimizde var tabii ki kusurlar, yapacak bir şey yok. Ama Allah kusurları affeder ama siz de tabii yapıcı olmanız lazım. Öyle çok güzel demiş Mevlana, kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Evet, vallahi ne güzel, tereyağı bol kepçe döküyor, suyuyor. Allah merhaba, ben versin. Çok yağ kullanıyorum. Evde de bana çok kızıyorlar. Benimki de yani şu an böyle bir baktım gözlerim. Eşim de bana çok tepki gösteriyor yemek bana yedim, bunun üçte birini vermiyorlar. Yiyin sana ver işte, misafirperver benim ekibim. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi, ne olur bu ya Allah. Yıkasın. Yani çok çabuk yapılan bir tatlı ama çok da lezzetli oluyor. Hem yani bunun üstünde şey şu an hayal ettim. Kavurma et. Böyle ben, bol, o da soslu. Güzel olur. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Annemle tandır yakıyorlardı. Tandırda ilk taptaba çıktığında ben büyük yengem onu alıyordu. İşte böyle doğruyordu. Yağda tereyağında çevirip getirip bize veriyordu. Heviç dediğimiz. Bak görüyor musun? Cips biz gibi. Onu yiyorduk evet. Öğleden sonra işte akşama doğru kendilerine dışarıda biz çay çok içeriz. Vanların çay şeyi var. İnanılmaz derece çay içeriz. Samavar yakarlardı. Samavarın çayı hazır olduğu sırada bu tatlıyı yapıp onunla birlikte yani. Vay be. Aman bütün kadınlar da bir arada sohbet, muhabbet. O semaverde zaten yok, bakın. Onlar akşama kalıyordu. Ben bize çayı sevmem. Biz çocuklar ama o semaverde içilen çayın o güzelliği var ya. Böyle bahçe, mis gibi, is kokusu. Şimdi Ramazan geldi. Bizim bütün sokaklarımız o semaverlerde. Bütün sokaklar, çarşı, mahalle arası bütün sokaklarımız tamamen o samavarlardan kuruluyor. Odun ateşinde çay içeriz. Gidelim Serpi. Bekleriz. Ben sana söylüyorum, git tamam. Bodrum'a yerleşti. Yerleşiyordu sözde bir sene önce şef. Bodrum manyak mı? Niye Bodrum'a yerleşti? Hayır, sen istiyordun ya. Sen gidiyordun. Yo, ben gideceğim. Ben de sen muhtar er oluyordun. Er ya da geç gideceğim. Hep gidiyorum, dedi gitmiyor şef. Yo, Elazığ'ına gelme. Yüksel'in havuzlu evi varmış Nermin, oraya gidelim. Ben Karadağ'ına gideceğim. Anamın memleketine. Tamam, ne yapayım? Ben de burada kalırım. Sen de kocam diyorsun hep, yanından ayrılma adamcağız. Bırakmam tabii. Lavamız da. Şimdi bizim ekmeklerimiz kızarmaya başladı. Güzel bir şekilde kızarıyor. Vallahi güzel oldu. Nermin'ciğim. Yanacağım. Şey, bu ekmeği çatalım, takiye başka hiçbir aynen şey gerek yok yani. Ama şey tatlı daha güzel olacak. Tepe bak bakayım olmuş mu güzel olacak. Gayet de güzel olmuş. Evet, kapatalım demlensin. Ellerinize sağlık şimdi. Afiyet olsun. Şimdi bu kızardı. Tamam. Bunu kızardı sırada ekmeğimizi ekliyoruz. Ya Cemile ne güzel kolaymış da yapımı. Yapımı bunlar çok kolay mı şefim? He, onu en son şey yapacağız. Süsleyeceksiniz. Ufalamayacağız. Yok, havan varsa havanda dayayabiliriz daha güzel. Havanımız zaten var mı Serpil? Var da kaçırırsınız. Suyunu ekliyoruz şey olmasın diye, taşla atmasın diye, böyle sert olmasın diye. Su onu daha çok ince atıyor. Suyu niye döktüğünü söyledi. Hemen bir daha alalım şefim. Şimdi suyu eklediğinizde pekmez bunu böyle çok taş gibi yapmaz. Yani nasıl onu çok kurutmaz yumuşatacak, diye. Yumuşatacak, anladım. Diye. Lokma yani tadında. Yani inceltme amacıyla. Su burada önemli yani. Tabii pekmezi inceltme amacıyla suyu kullanıyoruz. Evet, Cemile'yi yaparken mutlaka pekmezin üstüne bir çay bardağı kadar su döküyoruz. Bu da balık esirden. Ay kurban oldum. Zeytin ağacından yapılmış bir balığımız var. Buyurun hanımefendi. Kim vermişti? Aa şefim, anladığını şimdi şey ettirmeyeyim de. Ama şey, çok otantik şimdi, bir hava. Nermin, benim evde bunlarla dolu. Havan mı? Her şey var. Böyle hurdacı diye ismini, hurdacı bırakmışlar. Ben ortaya getiriyorum, evdekiler saklıyorlar. Bırakmıyorlar, hepsini kutularda saklıyor ama ben Diyarbakır'ında Çüngüş ve Çelmek ilçelerinde 38 farklı çeşit üzüm üretilmekteymiş. Evet. Evet, bu pekmezlerde o yüzden çok fazlasıyla orada rövaşta, ön planda. Vay be. Diyarbakır'da süt ürünleri de çok iyi, peynirleri falan da çok iyi şu anda. Onda da iyi çalışmalar şimdi yapıyorlar. Güzel Diyarbakır. Evet. Allah zeval vermesin. Amin. Hiçbir ülkemizdeki hiçbir şehire zeval vermesin inşallah. Bu son olsun. İyi midir şef? Biraz bence iyidir. Dişe gelsin tabii. Bence birazcık. Ben buna son olarak bir parça daha tereyağı ekleyeceğim son tamam aşamada. At şef, at korkak alıştırma. Ver coşkuyu. Korkun şef, şefim artık. Tatlı bol, ben gider. Şu tatlı şeyimizi de. Tamam. Ama ne tatlı oldu be.
Vallahi oh, parlak da bakar mısın? Hadi baba ganuşu da alalım Serpik'i. Şimdi hemen vereceğim sana baba ganuşu ama şefimin şu finallerini alayım mı diye düşündüm. Öncelikle. Çekil aklımıza. Sen oh, onu bir son bir dakika kala bile. Tamam hocam, özür dilerim. Şefim onu bunu alalım. Tabii onu da daha iyi. Ayvayı buraya alacağım. Tamam olur. Çorba, duvak pilav. Tamam. Ben gidiyorum Nermin Baba Ganuş'una. Vay be, ne güzel oldu şef. Ya şey, bayat ekmeği de değerlendirmiş. Evet şu an onu düşündüm. Ramazan ayı için ideal bir tatlı. Böyle tatlı kriziniz tuttu. Ne yaptınız? Tereyağıyla pideleri kavurdunuz. Pideyi kavurduktan sonra üzerine bir bardak pekmez. Pekmezin üzerine de su koyuyoruz yumuşatsın diye. İyice çektiriyoruz efendim. Ve en son aşamada dövülmüş cevizle servise hazırlıyoruz. Valla. Hani ayrı misafir geldiğinde çok çok kurtarabilir. Evet. Serpil, soğanı doğrayalım sana zahmet. Doğuracağım. Ha, ben alayım şimdi. Evet, şunları alalım. Şey yapayım. Oy, oy. Çok cevizini güzel. De siz ekleyin. Böyle güzel. Cevizi de ben koyayım şefim. Efendim, Diyarbakır'ımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şefim çok iyi oldu ya. Dengi falan da çok iyi. Pekmez de çok iyiydi bu arada. Yo vallahi sen gitmezsin ha. O kadar cevizli pekmezi bana da koy dedi. Ben de iyi olur. Ben de yok senden olmaz da. Olmaz. Yüksel. Kusura bakma. Yaş gelmiş 50. Benim bir tane babamın amcası vardı. Hafiz. Hafiz amca. Şey derdi. 50 belli. 60-70 iş bitmiş derdi. Kim bilir? Nermin Hanım ben bunu alayım mı servise? Lütfen. Alalım. Tamam. Eliniz yanmasın? Yok sağ ol. Tabii artık şeflerin eli yanmıyor. Değil mi şefim? Alıştık bir derece değil. Evet pilavımızı da sunuma alıyoruz. Oy oy oy. Sunumlar orada kalsın istersen. Bu taraf biraz kitap. Evet o burada kalsın. Gerçi burayı da şey sevmiyor o tarafı da Hüseyin hocam ama. Onu da servise alalım. Ben şuradan açayım burada rahat. Ya da şurayı mı açayım ne yapayım? Yok yok burada dursun. Zaten bitiyor. Reklama döneceğiz. Şefim ben şöyle vereyim eliniz yanmasın. Gene de tamam siz... olur. Gerçi bunlar soğumuş bence. Ha bu soğumuştur. Bunu direkt buraya boşaltabiliriz. Tamam bunu alayım. Şimdi ben Baba Ganuş'un malzeme listesini de sayacağım. Şöyle dökelim. Tamam, ne şeyler dökelim. Kepçeli mi yapalım? Tamam. Efendim, şöyle hızlıca sayıyorum. 4 adet patlıcan, 2 adet kırmızı biber közlenmiş olması gerekiyor. 1 adet orta boy soğan, 2-3 diş sarımsak, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ve limon tuzundan oluşan ana malzemelerimiz var. Hepsini sadece harmanlayacağız. Başka yapacağımız ekstra bir şey yok. Görmüş olduğunuz üzere narlı aşımızda. Nermin Hanım o şekilde tamam ama şimdi bunları hemen mi dökelim üzerine? Evet dökelim. Tamam. Narını döküyoruz. Narımızı döktük. Ekşili bir lezzet yaptık. Evet. Bol bir ekşi kullandık Diyarbakır mutfağı ve maydanoz mu şefim? Evet. Şimdi kışın bu daha sağlıklı böyle vücut direnci için daha iyi geliyor bence soğuğa karşı. Evet güzel olur. Evet. İçine de maydanoz. Şimdi duvaklı pilavımızın sunumuna geçeceğiz. Evet şöyle koyuyorum. Hepsi çok özel oldu lezzetlerimizin. Bir şey mi basayım böyle bir tabağa basayım. Ne istiyorsunuz şefim ben vereyim. Pilavı basalım dua üzerine ekleyelim. Daha böyle. Şunu da basabiliriz yuvarlak. Tamam o da olur. Evet, hemen yapalım. Son 4 dakikaya girdim. Salatamız zaten belli. Onda bir sıkıntı yok. Daha önceden de yapmıştık. Ben şöyle şefime yardımcı olayım. Hepsini karıştırıyoruz. Duvakta da şöyle bir güzel duvak görüntüsü elde edeceğiz. Tereyağı bol olduğu için rengi de çok güzel. Çok da güzel oldu. Değil mi? Evet. Mis gibi koktu. Bununla daha rahat oluyor. Kek kalıbına gerek yok. Bu da kek kalıbı tarzında. Çıkartacağız.
kalıp gibi çıkacak. Evet. Şöyle basıyoruz. Düz bir zemin oluşturuyoruz. Burada da kıymalı, soğanlı. Pardon, burada soğan yoktu değil mi şefim? Yok, soğan yok. Baharatlı ve bademli iç pilavımız. Şöyle koyuyoruz. Şöyle hepsini koyayım, şefim dağıtsın. Buyurun şefim. Evet. Duvaklı pilavımız da hazırlandı. Ben alayım şefim. Onun sunumu hazırlayacağız. Evet. Bakın, harika bir görüntü. Evet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ramazan pilavı olarak bile değerlendirilebilir. Değil mi Serpil? Kesinlikle. Misafir, evet. Ramazan. Burada da soğanlarımız doğrandı. Baharatlarımız, salçamızı ekledik. Biberlerimizi minik minik koyduk. Limon koyuldu. Şöyle bir harmanlı soğuklu da. Ki soğan biraz ölsün diye onları ilk yaptım. Evet, bu efsane oluyor. Eskiden Diyarbakır sokaklarının arasında hep böyle tandırlar oluyormuş. Evet. Onlar da hep böyle patlıcan közlenmesi için işte hazırlanıyormuş. Onlar şu anda da yapıyorlar. Hatta fırınlara gönderiyorlar. Urfa'la Diyarbakır'da bütün ev hanımları tepsilerde şey götürüyor. Değil mi? Patlıcan közleme için. Çok patlıcanı çok iyi ya. Kullanıyorlar. Bir de turşuları var. Hatta kitapta var. Diyarbakır'ın kendine ait bir patlıcanı var. Ebat olarak da küçük bir patlıcan ama onun turşusu çok güzel oluyor. Yani nar ekşisiyle yapılan bir turşu. Gerçekten içinde doldurarak yapıyor. Çok harika bir lezzetli bir turşu oluyor. Turşusunu yapmıştık efendim. Hatırlıyorsan. İçini doldurmuştuk. Yüksel'in ısrarları üzerine onu da yapmıştık efendim. Yapmışlığımız var şey. Evet efendim. Kapyayı ve sarımsağı da ekledikten sonra sunum tabağımıza alacağız. Ve bu gördüğünüz güzellikleri masaya taşıyacağız. Masada şifre gelecek. Kazananlar gelecek. Şimdi sizlerden çok kısa bir ara istiyorum efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Bak ayrılmayın. Hemen geliyorum. Evet efendim. Bugün Diyarbakır'ın eşsiz lezzetlerini ekrana getirdik. Şefim neler yaptık? Nardanası yaptık. Cimili tatlısı yaptık. Duvaklı pilav yaptık. Bir de ayvalı kavurma yaptık. Bir de Serpil'in patlıcan salatası diyelim biz buna. Baba ganoş değil. Güzel farklı bir tarif oldu. Çok beğendim evet. Beğendiniz mi şefim? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi efendim çarşamba günü 10 kişiye 200 TL'lik bir hediye çekimimiz vardı. Hemen hızlıca sayıyorum. Ecem Sel, Gülse Dev, İbrahim Emir, Aykut Ilgaz, Akın Çelik, Duygu Tuna, Emine Türten, Buse Emrah Demir, Emine Nur hanımefendi. Sosyal medyada Nermin Nefes Mutfağı'ndan Instagram hesap isminizle kendinize ulaşabilirsiniz efendim. Şefim ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Var olun. En kısa zamanda tekrardan bekliyoruz. İnşallah. Çok keyifli bir yayındı. Bilgilerinize sağlık. Ben de çok mutlu oldum. Gerçekten güzeldi. Sizinle zaman geçirmek, sizinle aynı mutfağa girmek çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Ve ben şu ayvanın tadına bakmak istiyorum buradan. Şöyle. Ve izleyicilerime söylemek istiyorum şöyle. Bir de söylediğim gibi yani yediğinizde az bir limon sıktığınızda daha bir güzelleşebiliyor. Evet, limonla da olur. Şu tarifi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Reklam arasında da bir tane ağzıma attım. Bu bambaşka bir şey olmuş. Hiç demezsin pideden yapılmış. Çok hızlı bir şekilde yapılan bir tatlı. Misafir geldiğinizde ya da tatlı krizi tuttuğunuzda sizi kurtaracak bir tatlı. Ve gerçekten güzel yani. Bayat ekmeği değerlendiriyorsunuz. Tırnak pideyle de yapılır tabii bu. Tabii onunla da oluyor. Değil mi? Ama onu düşündüm. Evet. Ama. Bol tereyağında iyi bir kızartmanız lazım dağılmaması için. Şu an oradaki böyle çıtırlık şey dişime geliyor böyle. Hiç pide gibi değil. Tereyağı içinde özleşmiş efsane bir lezzet olmuş. Afiyet olsun. Vallahi süper. İkinci şifre efendim Diyarbakır. Ve tabii ki narlı aşımız. Şöyle göstereyim. Nardan aş. Niye narlı aş diyorum ben buna? Nardan aşımız da çok güzel olmuş. Efendim deneyeceklere gerçekten afiyet bal olsun diyorum. Diyarbakır'a da tekrardan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak İnşallah. Diyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Bir daha
eskisi gibi yine yan yana birlikte güzel İnşallah. Bir hayat yaşayacağız. Allah'ın izniyle efendim. Allah'ın izniyle. Biz de öyle umut ediyoruz. Ne diyorduk efendim? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Rabbime emanet ediyorum. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında mutfağımda sizleri bekliyor olacağım. Hoşçakalın.